Tatava'ya hoş geldiniz voleyciler. Ahmet Çakar'la birlikte Tatava'nın 3. bölümünü çekeceğiz bugün hocam. Ne haber kızım, iyi misin? Hocam iyiyim, siz nasılsınız? Bu iyi, bu Tatava ya, enteresan bir ayak böyle, tamam mı? Yani Tatava. Bir haftadır onu düşünüyorum. Fena değil değil mi? Geçen haftaki Tatava iyi miydi? Vallahi bence geçen haftaki muhabbet süperdi. Ben üzerine bir daha seyrettim. Hem YouTube'dan hem voleyden. Ki yaptığımız programı seyrettim aslında, ama seyrederken bir daha keyif eğlendim. Aldın mı? Çok aldım vallahi. Bugün daha çok keyif alacaksın çünkü sapık konular var bugün, hissediyorum. Hocam sapık konu olunca ben daha mı çok eğleniyorum? Daha mı çok seyrediyorsun? Ay, siz dediniz ki sapık olunca daha çok eğleneceksin. Öyle görünüyor. Allah. Peki hocam, ekrana Kerimcan Durmaz gelecek. Şimdi biz normalde bu programda zaten sadece sporla ilgili gündemi sizlerle paylaşmıyoruz. Kerimcan Durmaz niye geldi? Aslında pek çok kişi biliyor. Çünkü medyayı bayağı meşgul eden bir konu. Uçakta, daha doğrusu uçak tuvaletinde bir video çekiyor ve bu videoyu Instagram'dan atıyor. Daha sonra bu video ile ilgili olarak kendinin olmadığını söylüyor. Ben değilim diyerek bir açıklamada bulunuyor. Ama tabii bu arada kamuoyu bayağı ayaklanmış durumda. Hiç, şöyle açık bir şey söyleyeyim. Video biraz müstehcen. Açık, biraz bile müstehcen değil. Müstehcenlik başka bir şeydir. Bak, müstehcenlik nedir biliyor hocam, musun? Hocam ne diyeyim ben şimdi? Bak, müstehcenlik nedir biliyor musun bir kadın için? Ne bileyim. Tam böyle giyinirken hafif dekoltesi, göğsünün yan tarafı, bacağının iç baldırı filan bir resim. Bu müstehcendir. Bu pornografi bile değil, bu ahlaksızlıktır. Kerimcan Durmaz denen adamın Türkiye'de Twitter, Instagram şarkı söylemesi yasaklanmalıdır. Çünkü gençlere ahlaksızlığı aşılıyor. Bir erkek, adı Kerimcan Durmaz, cinsel tercihi beni zerre kadar ilgilendirmez. Cinsel tercihi beni zerre kadar ilgilendirmeyen bu ülkede sanat güneşleri vardı ve saygı duyulurdu. Çünkü bunlar efendiydiler. Örnek bir rahmetli Zeki Müren. Rahmetli Zeki Müren de bir gaydi. Bülent Hanım da bir cinsiyet değiştirmiş bir sanatçımız. Ama bunlar saygınlıklarını umumiyetle yitirmediler. Bunlardan böyle ahlaksızlık görülmedi. Bir defa Kerimcan Durmaz'ın bugünden itibaren önce Türk Hava Yolları ve diğer hava yolları şirketleriyle uçması yasaklanmalı. Niye? O videoda şu, doğru mu söylüyorum? Videoda şu, bir uçağın, muhtemelen Türk Hava Yolları, küçücük o tuvaletinde bir adam, bir erkek mastürbasyon yapıyor. Bunu da söylerken seni, kızım yaşında bir kıza utanarak söylüyorum ama ben abiyim ve bu toplumun ahlakından da kendi oranımda sorumluyum. Bak, bugün devlet olsam Kerimcan Durmaz'a dava açarım. Bugün hava yolları şirketleri olsam Kerimcan Durmaz'ın bir daha uçakla uçmasını yasaklarım. Çünkü niye? Sen uçakta mastürbasyon yapıyorsun veya yapan başka bir erkek, kendisi tabii de, yapan bir erkeği Instagram'da milyonlarca gence gösteriyorsun. Ulan Allah belanı versin senin be. Sen nasıl bir şey? Onu seyreden genç bir kız, onu seyreden genç bir delikanlı, ha galiba uçağın tuvaletinde mastürbasyon yapmak enteresan bir şey. Ve bu arada, bunlar kötü örnek abi. Bu, bakın devlet, ben polis devletine karşıyım, hukukun, ama devlet bu konularda korkunç enerjik olmalı. Tamam, mesela yakaladı mı anasını ağlatıyor, tacizci, kadın döveni falan, bunlar güzel. Ya bu en az çocuk tacizi kadar travmatik bir olay. Video aslında 3 dakika kalıyor hocam ama tabii o bak kadar çok yapayım, takipçisi var muhtemelen ki. Muhtemelen bu ahlaksız. Bunu koyuyor. Sonra eşi dostu diyor ki sen ne yapıyorsun? Kendini mi bitireceksin? Hocam yanlışlıkla yüklüyordur ya, yani. Ya bak, açık konuşayım. Bugün Instagram'da bir şey yanlışlıkla yüklenmez. Sen o defa videoyu çekeceksin. Bu videoyu niye çekersin? Daha kötüsünü söyleyeyim mi? Belki de. Daha kötüsünü söyleyeyim. Şu ihtimal de olabilir. Bu sevgilisi olduğu olabilecek bir erkekle tuvalete girdi. Belki başka şeyler de oldu. O da ahlaksızlık. Kendisi yapıyorsa ahlaksızlık. Bir başkası Hasan çekmiş, buna yollamışsa bunu Instagram'da paylaşman da ahlaksızlık. Sonuç olarak bu ahlaksızlık. Çok yakışıksız. Ve sakın hukukun dışına çıkalım, dövelim, kıralım, öyle bir şey yok. Hukukun dışına çıkmayacağız ama
Bu insanlara önlem şey olmalı. Ben bugün Türk Hava Yolları Genel Müdürü olsam, hangi uçakta uçtu o kayıtlardan çıkar. Kerim Can Durmaz en son uçuş ne? Instagram'a yüklenme tarihi denk İstanbul Bodrum uçuşu. TK-155. İstanbul Bodrum ha. Kerim Can Durmaz burada mıydı? Buradaydı. Tuvalete girdi mi? Muhtemelen bu yaptı. 2 yıl boyunca Kerim Can Durmaz'ın Türk Hava Yolları'yla, ya açık konuşayım mı? Bir tane kadın terbiyesizlik yaptı çalışan bir işçi kızımıza. Yaptığı terbiyesizlik. Ay evet hocam ya. Terbiyesizlik. Terbiyesizlik. Lafım yok. Hakir görme. Kendini bir yok zanneden. Bir böyle 40'lı 45'li yaşlarda bir kadın orada ekmeği uğruna çalışan bir kızımızla cümleler kuruyor. Dokunma, temas yok, sen çingenemişsin. Allah korusun bunlar çok kötü laflar. Ne yaptı? Atlas Hava Yolları galiba. Evet. Uçmayacaksın kardeşim dedi. O kadınınki yanlış. Karabiste ama atlas. O kadının yaptığı yanlış da bunun yaptığı ahlaksızlık mukayese bile edilmez. Biri adam tokatlamak, biri adama tecavüz etmek gibi bir şey yani. Ötekisi terbiyesizlik. Onun bir kaidi müeyyidesi vardır. Hüküm de giyer. Ama hapis yatmaz ama bunu. Belki hüküm giymez. İşin kötüsü. Ve yine adamım diye geceleri dolaşacak. Bak başına iş alır. Tabii ki almasın. Hukukun dışında olmayacak hiçbir şey. Her şey hukuk içinde. Dövmek, vurmak, kırmak, ezmek bunlar yok. Her şey hukuk dahilinde. Ha yaptığı iş suç mu? Kıvırabilir. Ben atmadım. Yanlışlıkla der. Çünkü savcı ne der? Genel ahlak kurallarına, toplum örf adetlerine aykırı davranmadan. Ya şimdi ben buradan çıplak sokağa dışı çıksam polis beni kapar çırılçıplak. Akli dengem yerindeyse ne alır? Toplum ahlakını olumsuz etkileyen örf, adet ve ahlaka aykırıdan bir hüküm giyerim. Yargılanır hüküm giyerim. Fakat bu tür heriflere şöyle ezmek lazım. Ezmeyi mecazi. Hava yollarıyla 2 yıl uçuşun yasak. Bodrum'a mı gidiyorsun? Bin eşeğe git. Arabayla git. Uçağa binmeyeceksin. Münih'e mi gidiyorsun? Trenle git. Amerika mı uçuyorsun? Uçurmam. Şeyle git. Başka hava yollarıyla git. Yani milli hava yolu, Türk hava yollarıyla gitme. Panam'la git, Lufthansa'yla git, neyle gidersen git. Birinci ceza bak, buradan çok net söylüyorum. Türk Hava Yolları Genel Müdürü'ne çok da takdir ediyorum kardeşimizi. Çok başarılı işler yapıyorlar. Bu herifi 2 yıl boyunca uçaklara bindirmeyin. Çünkü sizin mahrem yeriniz, tuvalet ama sizin yeriniz. Bir ahlaksızlık yaptı, mastürbasyon resmini milyonlarca genç insana gözlerine soktu. Sonra maçası yemedi, sildi. Bindirmeyin kardeşim bu herifi uçağa. 2 yıl ya. 2 yıl ya. Mesela ben Ahmet Çak olarak uçakta o seçim birine tokat atsam ne yaparım? Her ay bir yargılanırım hem de beni bir daha bir müddet uçağa bindirmezsiniz. Bu ondan daha kötü. Evet kızım. Delirttiniz beni. Sen değil tabii bu. Hayır fazla çok da bir güzel. Şey yapıp galyana getirmek istemiyorum halkı. Tekrar söylüyorum. Doğru. Asla hukuktan. Yani dövmek, kıstırmak, bir yerde saldırmak yok böyle bir şey. Hukukun dışına çıkılmaması lazım. Bu kadar basit. Geçtik. İğrendim bu işten ya. Hani şimdiye kadar iğrenç işler yapıyordu. Hani diyordu ki cinsel tercihi böyledir saygı duyarım. Hiçbir lafım yok. Çoluğa çocuğa, genç delikanlılara musallat olma saygı duyuyorum hiçbir problem. Ama bu ahlaksızlık statüsü. Çok yakışıksız. Kesinlikle katılıyorum bu arada yani. Ya yakışıksız ben değil ahlaksız rahat konuş kızım ya. İstiyorsa dava etsin. Uçakta mastürbasyon yapılan bir resmi Instagram'da paylaşmak Türk dil kurumuna kadar ahlaksızlıktır. Ahlak çünkü ahlak. Ahlaksız ahlakı olmayan. Eğer siz uçakta mastürbasyon yapan muhtemelen kendi resmini Twitter'da milyonlarca insana gösteren bir herifin yaptığı iş ahlaksızlık değil diyorsanız o da ahlaksızdır. Peki. Onu diyen de ahlaksız. Geçtik. Hocam Lionel Messi'yi konuşmak istiyor. Aslında bilmiyorum ki nasıl konuşacağız. Bu arada da bir istatistik ekrana getirdik. 683 maçta 600 gol, 231 asist. Ve hep şey konuşuluyor ya yani Ronaldo mu Messi mi? Böyle bir kıyaslama yıllardır var. Ronaldo mu Messi mi? Kıyaslaması. Ayıyla eşeğin kıyaslaması gibidir. Kim hangisi kim daha güçlü? Size göre kim ayı kim eşek? Tabii ki Messi ayı. Yani ne demek biliyor musun? Messi'yi ben dünyada, bak dünya bak aşağı yukarı 40 yıldır futbolun içindeyim. 40 yıldır futbolu izlerim. Bunun 25-30 senesini bir fiil aktif eleman olarak görev yaptım. Hakem, yorumcu. Dünya futbol tarihi aşağı yukarı dünya futbol tarihi ne diyelim kabaca 80 yıllık filan. İşte 1940'lardan sonra başlamış dünya kupaları 50'ler 60'lar filan. Pele balondur hikaye geç Pele'yi filan. Pele filan değil. Dünya futbol tarihinde 2 tane büyük oyuncu var. Biri Messi, biri Maradona. Ronaldo falan yancı bunlar. Önemli değil Ronaldo.
Bunlar altın ikili. Ondan sonra birçok gümüş var. 7-8 tane. Bunların içinde tabii ki Ronaldo var. Bunların içinde Sokrates var, Zico var, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff var. Var. Bu piramit ama piramidin tepesinde bana göre iki tane adam var. Messi mi Ronaldo mu? Bana göre, pardon, Messi mi Maradona mı? Bana göre Maradona. Maradona kendi milli takımıyla dünya şampiyonu oldu. Messi bunu başaramadı. Ama Messi kulüp tarihinde de çok önemli başarıları imza attı. Niye? Çünkü Maradona zamanında bu kadar çok maç, bu kadar çok Şampiyonlar Ligi maçı, bu kadar çok uluslararası turnuva yoktu. Ama Maradona ne yaptı? O geberik Napoli'yi aldı. İtalya Ligi'nde şampiyon yaptı. Maradona mı, Messi mi dersen bana göre Maradona. Ama ben Messi'yi Ronaldo ile mukayese etmem. Peki, geçiyoruz. Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz şöyle bir söz söyledi. Derbi haftası Şenol Güneş Hüsnü Gürel ile buluştu. Kötü bir niyet aramıyorum ama zamanlaması yanlıştı. Şimdi insanlar bana Şenol Güneş hakemi ayartmaya gitti. Sen de git, istediğimiz hakemi versinler diyor. Bence Şenol Hoca zamanlama hatası yaptı. %100 haklı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in dediklerinin altına imza attı. Pek tabii ki Sayın Hüsnü Gürel ile sevgili Şenol Güneş'in buluşmasında bir entrika, kumpas aramayın. Kumpas yapacak adam buluşarak mı yapar? Hüsnü Gürel ile Şenol Güneş'in buluşması pek tabii ki rahmani, başka bir iştir. Biri futbol federasyonu başkanı, bir de birisi de milli takımla teknik direktör. Buluşabilirler ama örneğin dakika 90, Beşiktaş lehine bir penaltı veriliyor. Penaltı tartışılır, VAR çağırmıyor. Ya da çağırıyor, buna rağmen penaltı kararında ısrar ediyor hakem. Penaltı şaibeli. Bir kısım yorumcuya göre penaltı doğru. Bir kısım yorumcuya göre penaltı yanlış. Bir kısım eski hakeme göre, örneğin bana göre doğru. Erman Bey'e göre yanlış. Ali Bey'e göre doğru. Yani böyle boktan bir durum. %50. Galatasaray yeniliyor. Muhtemelen şampiyonluğu o gece kaybediyor ve Beşiktaş şampiyonluğun Başakşehir'le birlikte en önemli adayı haline geliyor. Muhtemelen Galatasaray ikinciliği de kaybediyor. Yani Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkında kaybettiği bir gece. Dakika 90. Penaltı Beşiktaş kazandı. Pazar akşamı yayınlar. Pazartesi, salı, çarşamba. Ultra Aslan. Galatasaray Genel Kurulu 20-25 milyon Galatasaraylı şunu demeyecek mi? Pek tabii. Şenol Hoca ile Hüsnü Gürel'i maçtan 3 gün önce konuştular. Şenol Hoca dedi ki bu maçı bu hakeme atat. Bir hakemin kulağına de ki bu maçı Beşiktaş kazansın. Dedi diye infial olacak. Çünkü Türkiye senaryolar ve öküz altında buzağa aranan bir ülke. Dünyanın her ülkesi de aşağı yukarı böyle. Hocam bir de son haftalara giriyoruz ya, artık herkes daha stresli bence. Ya o kolay bir değil ya. Şimdi bana bunu izah et. Şimdi ama diyecekler ki bana üstün göreceğim. Biz başka iş için konuştuk. Ya geç onlar. Buluşma. Buluşacaksan baştan sonra buluş. Eğer Türk milli takımı ile ilgili bir problem varsa, finans açısından, kadrolaşma açısından, yardımcıların tayini açısından telefonla konuş. Şimdi ne oldu? Olası bir Beşiktaş'ın şaibeli galibiyetinde bütün Galatasaraylılar kirpi gibi haklı olarak, başta Sayın Başkan, Fatih Hoca, Ultra Aslan, 25 milyon Galatasaraylı Hüsnü Gürel ve Şenol Güneş'e ateş püskürecek ve konuşmanın içeriğini anlat diyecek. Konuşmanın içeriği pek tabii ki rahmani. Bu açıklansa bile yemeyecekler. Ne olacak? Türk futbolunda yine bir kaos olacak. Onun için Türk futbolunun tepesindeki adamların, buna Şenol Hoca da dahil, Mustafa Cengiz de, Fatih Terim de, Hüsnü Gürel de, hal, hareket ve söylemlerine maksimum dikkat etmeliler. Peki, geçtik. Neymiş bu? Felipe Melo, derbiden sonra geçen hafta Galatasaray'ın eski futbolcusu en büyük cimbom yazıyor. Allah bizi beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin demiş. İşte birer gülücük koymuş, bir tane de ayı emojisi. Fenerbahçe'nin beraberliği. Evet. Bu da yanlış. Şimdi biz hep Allah'a ne diye dua ederiz kızım? Allah bugünümüzü aratmasın. Allah bizi namerde muhtaç etmesin. Allah bizi gördüğümüzden yad etmesin. Hayat bu. İşler kötü gider, iflas edersin, paran olmaz. Eskiden arabayla giderken, şimdi belediye otobüsüyle gitmek zorunda kalırsın. Eskiden haftada 3 gün yurt dışarı lüks yerlerde yemeğe çıkacak gücün varken, şimdi hiç çıkamazsın, evine ekmek getiremezsin. Şimdi Fenerbahçe bu durumda. Fenerbahçe
Trabzon'a 90+6'da golü attı. Sevilecek tabii ki. Bu Melo tam bir serseri. Ayrılmışsın Galatasaray'da. Neyin peşindesin bir adam? Böyle agresif. Buradayken sever miydiniz tamam, Melo'yu? İrrite edici. Tahrik edici. Provoke edici. Rakibi aşağılayıcı. Tweetler at. Sen bittin. Sen yoksun ki artık ya. Sen mesela Galatasaray efsane oyuncusu falan değilsin. Gelmişsin. Burada Galatasaray seyircisi böyle köpek taklidinde, terbiyesizliklerinde, sertliklerinde seni sevmiş. Adam adam değilsin ki sen. Neyi kovalıyorsun? Neysin? Adam değilsin ya. Sen cahil, ahlakı düşük, provokasyon seven, pis bir Brezilyalı futbolcusun. Ben Brezilyalı'ya pis demiyorum yanlış anlamayın. Ya sen ahlaklı bir futbolcu değilsin ki. Ya köpek taklidi yazıp da sahaya işeme hayaketleri yapan adam ahlaklı mıdır ya? Bana onu söyle ya. Gördün mü sen? Cruyff'te gördün mü bunu kardeşim? Maradona'da gördün mü? Maradona başka ahlaksızlık gördük başka. Messi'de gördün mü ya? Messi de bir gün rakibe vursun. Hakeme bağırsın çağırsın. Gördünüz mü yani? Frans Beckenbauer'da gördünüz mü? Sahada. Ne demek sahayı işemek? Ben köpeğim ne demek? Bu adam hasta bu çocuk. Arkadaş. Sevmiyorum yani. İyi futbolcu olabilir. Bana ne? Yemişim iyi futbolcu. Bir de gitmişsin. 3-4 sene olmuş Galatasaray'dan gidiyor. Neyin peşindesin bir adam? Peki, yok sana bu işte ekmek. Peki bakalım geçiyoruz. Kim bu? Şimdi Muslera'yla Lugano yan yana. Lugano şöyle bir açıklama yapıyor hocam. Hayatta pişman olduğum ender şeylerden bir tanesi onu Türkiye'ye getirip futbol oynamaya ikna etmek. Niye pişmanmış? Hocam Galatasaray'da oynuyor diye. Anladım. Lugano adamın kralı. Lugano futbolcunun kralıydı. Bak Lugano da sertti ama şu anda Lugano gibi iki tane adam olsun Fener'de. Üstelik o bir yabancı. Ruhuyla, karizmasıyla, mücadeleyle, motivasyonuyla, rakibi ezmesiyle ama saygısızlığı değil. Sertliğiyle Fenerbahçe buralarda olmazdı. Asla yenilgiyi kabul etmeyen sert. Çok büyük stoper miydi? Hayır ama şu anda Lugano Fenerbahçe 50 tane oynar. Lugano iyi bir adam ve iyi bir futbolcuydu. Bak bununki ne kadar şey, kibar ve nazik bir ironi. En büyük, Muslera'yı getirdim çünkü Muslera Galatasaray'da çok iyi oynadı. Galatasaray'ın şampiyonluklarında birebir payı var gibi nazik bir şekilde Fener'i de onore ediyor, Muslera'yı da onore ediyor. Hocam siz Lugano'yu seviyormuşsunuz. Severim. Tanımam ama tanıyanlardan sordum. Hakikaten çok iyi insan dediler. Zaten ben sahada da görüyorum. Yenilgiye. Şimdi takım 3-0 olsun. Neustadter hala kırıta kırıta top oynayacak. Ya kırıta derken yanlış anlamasın. Yani yumuşak top oynayacak anlamında söylüyorum. Ya takım 3-0 mağlup. Alper Efendi hala saçlarını düzeltecek. Bir tek Malbuena var ha. Yenilgiyi reddeden, kabul etmeyen, hırlayan. Bunlar çok önemlidir ha. Bazen böyle mağlupken bir ortalığı karıştırırsın. Hem takımı hem rakibi böyle maç dönüverir. Bir tek Fenerbahçe'de bu ruh halinde Malbuena var. Hepsi memur. Hocam, Canan Aslan. Karatay enteresan açıklamalar yapıyor. Aslında bizi şaşırtan. İşte bunun içinde falan vardı böyle her gün bir lahmacun yiyin gibi böyle aslında herkesin yapmak istediği ama bir yandan kilo alacağım diye yapmadığı şeyler. Son olarak diyor ki Canan Karatay, çaya şeker yerine tereyağı koyun. Bak, çayın içine istiyorsanız idrarınızı koyun. Şeker afiyet koymayın. Olsun. Dünyada bazı baronlar, ilaç baronları. Şeker baronları, birçok doktoru, ünlü profesörü dünya çapında satın aldılar. Bu kadın satın alınmayan hocalardan biridir. İnanın bana, sigara kanser yapar mı? Yapar. Sigara kadar, neredeyse ona yakın, zararlı olan beyaz şekerdir. Çayın içine beyaz şeker koymak demek, zehir almak demektir. Hocam tereyağı koyunca da... Tereyağı koyma, çişini koy ya. Neyse ki çayı tereyağı, gerçek tereyağı zararlı olmadı zaten kanıtlandı. Ha ben bu margarin o fabrikada yapılmış o margarin sanayi tipi şeyler zararlı doymuş ya. Ama tereyağı, has tereyağın. Sen et yediğin vakit ne alıyorsun onun içinden? Tereyağı alıyorsun. Etin içinde yağ yok mu? He? Ama işte o doğal yağ yani dışarıdan bir tane... Tereyağı da doğal da. Bak doğal tereyağdan bahsediyorum. Yani şekerin şeyin içine ya tereyağı koyma. Şeker de koyma. Çişini koy, vücuduna daha zarar verirsin. Çişini koy diyorum.
Bak bu kadar ağır koy. Çünkü şeker düşür. Mesela az önce bir herifle tanıştım. Abi ben fazla bir şey yemiyorum ama günde 20 tane çay içiyorum. İkişer şekerden 40 şeker. Ne sen boku yedin oğlum. Niye boku yedin? İnsülin direncin oynadı. Tabii. Şeker zehirdir. Şeker kanserojendir. Çünkü bütün kanser hücreleri şekerle beslenir. Hangi şekerden bahsediyorum? Rafine şeker. 100 yıl önce şeker yoktu. İngilizler buldu. Yani 200 yıl önce insanlar şeker yoktu şeker, beyaz şeker. Karbonhidrat vardı, bal vardı. Efendim meyvelerdeki karbonhidrat, fasulyedeki karbonhidrat, buğdaydaki karbonhidrat. Ama şeker bir zehirdir. Bildiğimiz o toz şeker veya kesme şeker beyaz. Zehirdir. Sigara kadar zararlıdır. Bir de şey demiş, tereyağı koyarsanız hani o size daha çok enerji verecek o içtiğiniz çay. Ya tamam koyma. Hakikaten şimdi çayla tereyağı birazcık tuhaf duruyor. Ben de gelir hocam kalmışım. Denesek mi? Ama bak ne diyorum size. Şimdi bir tane getirsek dener misiniz? Yok denemem ya, bırakın hokkabazlık yapmayın bana. Şey ne diyorum, tekrar söylüyorum. Çayın içine tereyağı koyun, idrarınızı koyun ama beyaz şeker koymayın. Çünkü zehirdir. Çünkü sigara kadar kanserojendir. Hocam bir sonraki haftaya kart getirsek peki, o demiştiniz ya hani gösteririm ne? Kartları. Şey hakeme döndüm de şu anda. Hakem kartları getirirseniz evet. Gösteririm işte onların o adabı usulü nasıldır filan demiştiniz. Ya bunlar hep yıllarca yapıldı peki. Daha enteresan bir şey söyleyeyim mesela. Başka şeyler filan göstereyim, ne bileyim. Neyse devam et kızım bakayım. Geçelim. Atiker Konya Spor. Konya Spor Galatasaray maçından sonra futbol basit bir oyundur. Zor olan gününde bir Serkan'ı geçebilmektir. Güzel, güzel. Serkan'ı öven, Serkan'a teşekkür eden bir Konya Spor var. Güzel, bu Cruyff'un lafı. Serkan'ı beğeniyor musunuz? Ben çok beğeniyorum. Milli takıma özellikle Lucescu döneminde çok konuşuluyordu. Hata, işte. Alınmaması hata. Alınmıyor, niye manasız alınmıyor? Adamlar alındı. Serkan alınmadı. Serkan Kırıntılı'yı ben çok kötü maçını hatırlamam. Yani mutlaka vardır kötü yediği goller ama ben Serkan'ı özellikle 3 büyükler maçlarında çok iyi hatırlarım. Bu laf kime aittir biliyorsun değil mi? Futbol kolay bir oyundur. Basit bir oyundur. Önemli olan onu, zor olan onu basit oynayabilmek. Johan Cruyff'un lafıdır. Hakikaten futbol basit bir oyundur. Ama basit oynayabilmek kolay değildir. Değil mi? Peki geçtik. Kim bu? Amerika'da bir olay gerçekleşiyor. Bu benim anneanneme benziyor rahmetli ya. Allah rahmet eylesin sonra. Hocam. 84 yaşındalar. Hmm. 62 senedir evliler. Adam 62 sene boyunca kadına sağır dilsiz taklidi yapmış. 62 sene sonra... İnanmayın, yalandır. İnanmayın, hadi bakalım. Hayır, bu arada bence de çok zor yani. Ya inanmayın, bunlar hepsi PR, medya, ilginçlik şeyler. 62 sene olacak da şey yapmayacak. Rüyanda sayıklamadım. Hayır, bir de niye boşanmazsın? Ya yalan be kardeşim, inanmayın, yemeyin bunları ya. Ya yemeyin bunları ya. Sonra karaoke'ye gitmiş. Ya yer misiniz kardeşim? Çok basit bir şey var. Sağır dilsiz taklidi yapmışım. Sen bana sağır dilsiz taklidi yap. Yapamam. Ben senin arkana geçeyim. Kulağının yanında şöyle yapayım. İrkilirsen yandın işte. Demek duyuyorsun. Sakın inanmayın bunlar. Hocam belki az duyuyordu zaten. Bak zaten herifte hokkabaz tipi var. Burada başka bir dümen vardır. Şöhret olmak istemişlerdir. Böyle bir yalan atmışlardır. Hocam 84'ten sonra bir şöhret olmak olur bazen istesin. İnsan 80'den sonra da çıkar şöhret olmazsa. Allah Allah. Tabii. Hayır bu arada bence de çok anlamsız. Ya yalan ya. İnanma kızım. Yemeyin bunları ya. Türkiye yemeyin bunları ya. İki tane hokkabaz moruk. 62 yıllık evli olacaksın. Ulan 62 yıl sevişmediniz mi siz? Hocam konuyla bağlantısı ne? Bundan sonrasını anlatamam. Evet. Peki. Şey yapalım. Geçelim bu görüntüyü bakalım. Neymiş bu? Ha şimdi hocam Mersin İdman Yurdu çok zor durumda. Sesi alabilir miyiz? Evet. Erdemli Belediye Spor maçında işte son böyle kapanma işine geliyorlar ve tribüne geliyor taraftarlar. Futbolcular da aldırma, gönül aldırmayı söylüyorlar beraber. Bitiyor, Mersin İdman Yurdu bitti. Bitiyor yani evet hocam. Niye bitti? Mersin İdman Yurdu, Karabük, Ordu Spor. Bunlar kim? Gaziantep. Bunlar Türk futbolunun köklü, Süper Lig'in köklü kulüpleriydi. Hele hele Mersin İdman Yurdu. Hele hele Gaziantep Spor. Karabük düştü çıktı. Bunlar soygun yapan idareciler nedeniyle bu hallere düştüler ve çoğunun sonu batak. Bitti. Mersin bitti. Karabük düştü. Gaziantep Spor nerede olduğu belli değil. Bal mal ligi derken hepsi bitti. Çok bitti. Yazık ya. Hırsızlık ya. Bunlar. Yazık, yazık değil. Yani. Hırsızlık. Hırsızlık yaptı idareciler. Ya Ordu Spor ya.
Ya Türk futbolunda bir yerlere oynuyordu 5 sene önce bu Orduspor. UEFA'ya gider miyiz, gitmez miyiz diye. Şu anda neredeler? Bal ligi mi, dal ligi mi bir yerlere düştüler. Ya o şeyi getirdiler. Neydi o Arjantinli tek? Hector. Hector Cooper geldi. O büyük oyuncular getirdiler. Tepeyi zorladılar. İşte orada soydular. Orada soydular. Bir borçlandılar. Pat 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 aşağı düştü. Bitti. Peki. Geçiyoruz. Neymiş önce bu? Görüntüyü seyredelim. Çok yazık. Çok yazık. Çok yazık. Kötü örnek. Kötü örnek. Kötü kötü. Bu yaştaki topaç bir şişman çocuğa bu tür egzersiz yanlıştır. Bu tür şişman çocukları oyunla eritirsin. Bu yaptığı ağırlığı hocam daha... Hocam zaten denedi olmadı. Bir de karnına baktı geçmedi. Gelişme çağındaki çocuğa böyle ağırlık mağırlık kalitelimsi şeyler olmaz ki. Böyle mi zayıflatacaksın? Bak bu da reklam kokan bir hareket. Oradaki hokkabazın biri tombik bir çocuk buldu. Gel oğlum çek bakayım dedi. Bunu yükledi. Hocam bir de göbeğini kontrol ediyor. O zannettik hemen yapınca eriyecek zannediyor. Evet zavallı. Ya. Spanik muhtemelen çocuk. Amerika'da oluyor bu. Hocam siz şeker kullanıyor musunuz? Kullanmamaya çalışıyorum. Kullanmamaya çalışıyorum. Beyaz şeker. Aslı. Spor yapıyor musunuz? Yürüyüş. Bunlar hep boş işler biliyorsunuz. Mesela en büyük şey. Kilo almış çocuk. Ben spor salonuna yazayım. Aptal olmayın. Paranıza yazık. Kilo verdiren en doğru, en güzel şey uzun yürüyüşlerdir. Korkunç yağ yakar. Çünkü yağ yakımı, kilo vermek... Oksijenli ortamda olur. Hiçbir zaman çok nefes nefese kalmayacaksınız. Egzersiz düşük, debili uzun süreli olacak. Her gün bakın bir saat yürüyün. Ama mesela kilometre söyleyin o zaman hocam. Yani uzun yürüyüş derken mesela kaç kilometreden bahsediyoruz? Bir saat. Çünkü yağ yakımı 35 dakikadan sonra başlar. Her gün bir saat. İlk önce 5 kilometre yürürsün. Zamanla vücut oturur altıya çıkar bu. İstemeden çıkar. Bak bakayım 2 ay sonra kaç kilo veriyorsun. Beyazları kes. Ekmek, şeker... Efendim un, neye? Çorbanı iç, etini ye varsa, kuru fasulye, çok az makarna, az meyve. Bak bakayım bir ay sonra kaç kilo veriyorsun. Peki hocam noktalayacağız. Peki. Bu arada bir şey soracağım. Dediniz tamam. Ya yok o kart çok yapıldı. Getir kızım getir. Şey demiştiniz bir de düdük falan. Dedi, ya getir kızım tak. O ilk zamanlar yapıldı oraya ya bundan. Daha değişik şeyler yapmamız lazım. Tamam peki. Hadi bakalım. Tatavayı noktalıyoruz. Hoşçakalın çocuklar. Bye.